2x'i y'nin alabileceği en büyük tam sayı değer isteniyor. Ama x ve y'nin tam sayı olması gerektiğinden bahsetmemiş. X ile y tam sayı olmasa bile 2x-y tam sayı olabilir. Mesela x 2,1 olsun. 2 katı 4,2 olur. Y de mesela 1,2 olsa 4,2'den 1,2'yi çıkartırsak 3 kalır. Yani eğer x ile y'nin tam sayı olduğu bize verilmiyorsa bunu tam sayı olmayan değerler de olabileceğini düşünmemiz gerekir. Bu tip sorularda sonuca aralık elde ederek gitmek en doğrusu. Yani benim 2x-y için bir aralık bulmam gerekiyor. Bunun için de önce x için verilen aralığın 2 katını elde edelim. Tüm aralığı 2 ile çarpabilirim. 2 ile çarparsam 2 kere 2 4 küçüktür. X'i de 2 ile çarpıyorum. 2x küçüktür. 8 olur. Y'yi de eksi ile çarpmam lazım. Eksi 1 ile çarpmam lazım. Eksi 1 ile çarparsam eksi 1 eşitsizlik yön değiştirir. Eksi y yön değiştirir. Eksi 5 olur. Bunu şöyle de yazabilirim. Eksi 5 küçüktür. Eksi y küçüktür. Eksi 1 şeklinde de yazabilirim. Çünkü eşitsizliklerin aynı yön olması gerekiyor. Bunları toplarsam 2x eksi y'nin aralığını, çözüm aralığını bulmuş olurum. Toplayalım. Ortası 2x eksi y. Sağ taraf 8'den 1 çıktı. 7. Sol tarafta eksi 1. Demek ki 2x eksi y 7 ile eksi 1 arasında değişiyormuş. O halde alabileceği en büyük tam sayı değeri 7'den küçük olacağı için 6 olur. En küçük tam sayı değeri de eksi 1'den büyük olacağı için 0 olur. Birbirlerinden çıkarırsak 6 eksi 0 sonucu 6 olarak buluruz. x 0'dan küçükse ben buradan şunu yazabilirim. 2 katı 0'dan küçükse kendisi de 0'dan küçüktür. Yani x küçük 0'dır. Şimdi şu kısmı bakalım. X'i karşıya çarpı olarak atarsam 24, bakın x negatif 0'dan küçük. O yüzden çarpı olarak geçtiğinde eşitsizlik yön değiştirecek. Büyüktür. 2x kare ise x kare küçüktür. 2'yi bölü olarak atarsak 12. Şimdi burada şunu düşünmem gerekiyor. Karesi 12'den küçük negatif sayılara bakmam gerekiyor. Eksi 1 karesi 1'dir. 12'den küçüktür. Olur. Eksi 2 karesi 4'tür. 12'den küçüktür. Eksi 3 karesi 9'dur. 12'den küçüktür. Eksi 4'ün karesi 16'dır. Eksi 4'ü alamam. Demek ki uygun sayılar eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu tam sayıların çarpımı isteniyor. Yani eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3'e bakmam lazım. Şu 2 eksi artı olur ama burası eksi yapar yine. Sonuç eksi çıkacak ve eksi 6 olur. Bu soruda x ve y'nin tam sayı olduğu verilmiş. Dolayısıyla benim 3x artı 2 için bir aralık bulmama gerek yok. Direkt verilen aralıklardaki tam sayı değerlerine girebilirim. En büyük değer ile 3x artı 2'nin alabileceği en küçük değerin toplamı isteniyor. 3x artı 2'yi şuraya yazalım. İlk önce en büyüğü elde edelim. 3x artı 2'nin en büyük olabilmesi için x'in en büyük seçilmesi gerekir ve x bir tam sayı olduğu için 2'den küçük olacağı için x'i en fazla 1 seçebilirim. 3 çarpı 1 olur. Y'nin de en fazla seçilmesi gerekir. Y'yi de eşitlik olduğu için 3 seçebilirim. Dolayısıyla 2 kere 3 olur. O halde burası 3, burası 6. 6, 3 daha en büyük değeri 9 olarak buluruz. En küçük değer için de x'e en ufak değeri verelim. Yani eksi 2. 3 çarpı eksi 2 artı y'ye verebileceğimiz en küçük değer birden büyük olacağı için 2. 2 çarpı 2. 3 kere eksi 2
Eksi 6 yapar. Burası da 4 yapar. Toplarsak eksi 2 olur. Bunların toplamı istenmiş. 9 ile eksi 2'yi toplarsak sonucu 7 olarak buluruz. Verilen aralıklar var. X kare artı y kare için kaç farklı tam sayı değer alacağı soruluyor. Bunların aralığını bulmam lazım. Yine x ve y için tam sayı dememiş. Aralık bulmak en doğru yol. X eksi 4 ile 3 arasında ama x kare hangi değerler arasında? Şimdi mesela 3'ün karesi 9'a çok yaklaşabilir. Yani 3 olamaz ama 2,9 olur. Bunun karesinden 9'a çok yakın bir değer alabilir. Bunu görüyoruz. Fakat diğer taraftaki eksi 4 de kare alındığında pozitif olabilir. Yani 16'ya yaklaşabilir. O yüzden maksimum değer bana şu eksi 4'ten geliyor. Demek ki 16'ya çok yaklaşabilir. X karenin üst sınırı 16. Peki alt sınırı ne? Bir sayının karesi en küçük 0 olabilir. Çünkü negatif olamaz. Eksi 4'e 3 aralığında 0 var mı? Var. En küçük alacağımız değer de 0. Y'nin karesi için şimdi bir aralık elde edelim. En büyük değer bakın 5'in karesinden gelecek. Eksi 3'ün karesinden 9 geliyor. 5'in karesinden 25 geliyor ve eşitlik de var. Eşit de olabilir. 25'ten küçük eşit. En küçük değer yine 0 aralık içinde olduğu için 0 olacak ama 0'a eşit de olabilir. Şuraya da eşit koymam lazım. Buraya da eşit koymam lazım. Şimdi x kare artı y kareyi elde edebilirim. Bunları toplayacağım taraf tarafa. Sol taraflar 0. Ortası x kare artı y kare. Sağ taraf tabii eşit olmayacak. Çünkü 16 eşit olmadığı için 25 ne kadar eşit olsa da bu değer alınamadığı için eşit olmayacak. 16 ile 25'i toplarsam üst sınırım 41 olur. Kaç farklı tam sayı değeri soruluyor? 0 olabiliyor ama 41'den küçük yani 40'a kadar gidecek. Dolayısıyla 0, 1, nokta nokta 40. 1'den 40'a kadar 40 tane var. Bir de 0 olduğu için kaç tam sayı değeri alabiliyor? 41 tane tam sayı değeri alabilir. X kare için aralık bulalım. Deminki gibi bir önceki soruda yaptığım gibi x kare buradan bakıyorum en büyük eksi 2'nin karesinden 4 olabiliyor eşit de olabiliyor. Yine 0 aralık içinde olduğu için en küçük değerimiz 0. Şimdi y küp için aralık bulacağız. Tabii y küp x kare gibi değil. Küp işareti koruyor. Dolayısıyla en büyük değer pozitif olan kısımdan yani sağ taraftan üst sınırdan 3'ün küpünden gelecek en fazla 27 olabilir. En az da eksi 2'nin küpünden gelecek. Eksi 2'nin küpü eksi 8 olabilir. Bana eksi y küp lazım. Y küpü elde ettik. Eksi y küpü elde edip toplarsam x kare eksi y küpü elde edebilirim. Eksi ile çarparsam 8 yön değiştiriyor. Eksi y küp yön değiştiriyor. Eksi 27 olacak. Bunu eşitsizlikleri ters çevirerek yazabiliriz. Yani eksi 27'den büyük, 8'den küçük. Bunu ben şöyle yapabilirim. Eksi y küp küçük eşit 8 büyük eşit eksi 27 şeklinde de yazabilirim. Şimdi bu iki eşitsizliği topluyoruz. Toplarsak sol taraf eksi 27 olur. Ortası x kare eksi y küp olur. Sağ taraf ise 8 4 daha 12 olur. Kaç farklı tam sayı değer soruluyor? Eksi 27'den 12'ye kadar bütün tam sayılar olabilir. Burada tek tek saymak yerine şöyle yapabiliriz. Son eksi ilk artı 1'di. Buradaki terim sayısı birer birer arttığı için böyle artışa gerek yok. O zaman son 12 eksi ilk eksi 27 artı 1'di. Şurası 39 yapar. Bir daha eklersek 40 tane farklı tam sayı değeri alabildiğini bulmuş oluruz.
Elimizde A için bir aralık var ama soruda B ile ilgili bilgiler isteniyor. En büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Yani benim B ile ilgili bir aralık bulmam lazım. Bu denklemden ben B eşittir 2A artı 1 olduğunu buluyorum. Demek ki ben şu A için verilen aralıktan önce 2 ile çarpıp 2A'yı sonra 1 ekleyip 2 artı 1'i bulursam aslında B'yi bulmuş olurum. Aynen dediğimi yapıyorum. Önce 2 ile çarpıyorum. 2, 2A, küçük eşit 8. Şimdi her tarafa 1 ekleyelim. 2, 1 daha 3. Burası 2 artı 1 oluyor. Yani artık B oluyor. B yazıyorum. Küçük eşit 8'e de 1 eklersek 9. B için aralığı bulduk. 3 ile 9 arası 9 eşit de olabiliyor. Alabileceği en büyük değer 9. En küçük değer de 3'ten büyük olacağı için 4. O halde cevabımız 13. Elimde x için aralık var, y için var. X çarpı y için en geniş değer aralığını bulmam lazım. X çarpı y'yi ortaya yazıyorum. X değerleriyle y değerlerinin alabileceği en büyük değeri düşünmem lazım veya yaklaşabileceği en büyük değer. Şimdi x değerini 5 seçersem, y değerini 8 seçersem bakın 40'a yakın bir değer alabiliyor ama 5 eşit değil. Yani 40'tan küçük olacak. Demek ki en büyük değer üst sınırım 40. En küçük değer için y'den eksi 3'ü seçsem, x'ten 5'i seçsem eksi 15 gelir ama 8 ile eksi 2'nin seçilmesi durumunda eksi 16 gelir ve eşitlik de var. Bakın y 8'e eşit olabiliyor, x de eksi 2'ye eşit olabiliyor. O halde büyük eşit eksi 16 olur. Bunu aralık olarak da yazabiliriz. Eksi 16'dan 40'a, 40 dahil değil, eksi 16 dahil. X için elimde bir aralık var. X kare artı 8x artı 10'un alabileceği en büyük tam sayı değeri, en küçük tam, yani bunun aralığını bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar buradan ben x kare için bir aralık bulurum. Değil mi? X kare için bir aralık bulurum. 8x için de bir aralık bulurum. Bir de ben bunlara 10 ekleyeyim, aralık bulayım dersek hata yapmış oluruz. Çünkü x karedeki x ile 8x'teki x aynı x. Bunlar birbirinden bağımsız hareket etmiyorlar. Yani bunları ben topladığımda en büyük mesela 2'ye yakın alabileceği, yani bunu x kareyi ne büyük yapar? Şu eksi 3'ten gelir. 9, 9'a yakın olan değerle 8x'te de en büyük ne olacak? 16, 16'ya yakın olan, yani farklı değerlerin sınırları belirlediği bir aralık bulurum. Halbuki x karedeki x ile 8x'teki x aslında aynı x. Yani birbirinden ayrı değerler seçemem. Bu mantık ne zaman doğru olurdu? Eğer bir de bana y verilseydi, 2 ile eksi 3 arasında olsaydı, şurası 8x değil de 8y olsaydı, o zaman x kare için bir aralık, 8y için bir aralık bulup bunları toplayıp bir de 10 ekleyip geniş bir aralık bulurdum. Çünkü buradaki y, bu aralığın üst sınırını y'nin alabileceği en üst değerle x karenin alabileceği en üst değer belirleyecekti. Birbirlerinden ayrı düşünebilirdim. Ama burada x karedeki x ile 8x'teki x aynı değer olacağı için böyle bir algoritma, böyle bir yol izleyemem. Peki burada ne yapacağım? Burada bakın dikkat ederseniz x kare artı 8x artı 10 x artı 4'ün karesine benziyor. Yani x'leri birleştirmem lazım. Tek bir ifadede yazmam lazım. Yani buradaki gibi iki parça olmayacak. X artı 4'ün karesi x kare artı 8x artı 16 gelir. 10 olması için eksi 6'yı düşünmem lazım. Dolayısıyla bu şekilde ben ifade edebilirim. O halde benim artık x tek terim olduğu için x artı 4 için aralık bulmam lazım. X 2 ile eksi 3 arasındaysa x artı 4, 2 sınırına da 4 eklerim, 6 ile 1 arasında olur. Peki x artı 4'ün karesi hangi aralıkta olur? Tabii ki en büyük değer buradan gelir, 36'dan gelir ama en küçük değer olan 0 gelemez çünkü 1 ile 6 arasında 0 yok. Yine en küçük değer 1'in karesinden 1 gelir. Son elde ettiğim aralıktan 6 çıkartırsam sonucu elde etmiş olurum. Yani
x kare artı 8x artı 10 için aralık 36'dan 6 çıkartırsam 30, 1'den 6 çıkartırsam eksi 5 olacaktır. En büyük tam sayı değeri 29 olur. En küçük tam sayı değeri de eksi 5'ten büyük olacağı için eksi 4 olur. Bunları topladığımda sonucu 25 olarak buluruz. Biz bunun tersini biliyoruz. Önceki sorularda, önceki derslerde çok kullandık. Yani x artı y bölü x çarpı y'nin 1 bölü x artı 1 bölü y olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben tersiyle ilgili bir aralık bulacağım. Ondan sonra da yine bunun tersini alarak x çarpı y bölü x artı y'yi bulmuş olacağım. 1 bölü x için aralık hemen elde edelim. Ters çeviriyorum. Bu 1 bölü 2, 2 oluyor. Sola alıyorum bunu. 1 bölü 4 de 4 oluyor. Sağa alıyorum. 1 bölü y'yi de bulalım. Yine 1 bölü 4, 4 olacak. Sola gelecek. Eşitliğiyle beraber 1 bölü 7 de 7 olup sağa gelecek. Bunları toplarsak 1 bölü x artı 1 bölü y, yani x artı y bölü x çarpı y'yi bulmuş oluruz. Üst sınırım 7, 4 daha 11 olur. Alt sınırım da 2, 4 daha 6 olur. Bunu ters çevirdiğimde de istediğimi bulurum. X çarpı y bölü x artı y 1 bölü 6'dan küçük eşit 1 bölü 11'den büyük olur. Yani aralık olarak yazarsam 1 bölü 11, 1 bölü 6 ve dahil şeklinde ifade edebilirim. Şu ifadeyi de oynayalım. Bunu ben 3x bölü x artı 2y bölü x olarak yazabilirim. Bu da x'ler sadeleşir. 3 artı 2y bölü x olur. Şu eşitsizlikte komple x ile bölme yaparsam, çünkü y bölü x lazım bana. X'i x'e bölersem 1. Tabi x negatif olduğu için ve x'e böldüğüm için eşitsizlik yön değiştiriyor. Y bölü x büyüktür. 0 x'e bölersem yine 0. Yani y bölü x 1 ile 0 arasındaymış. Bunun 2 katı var. 2'yi de çarparsak 2 ile 0 arasında olur. Bir de 3 eklemem lazım. 3 de eklersem y bölü x'in, pardon, şunu 2 ile çarpmıştık. 3 artı 2y bölü x'in 2'ye 3 ekledim. 5, 0'a da 3 eklersem 5 ile 3 arasında olduğunu bulurum. Demek ki en geniş değer aralığı 3'ten 5'e kadar. Bu eşitsizliklere baktığımızda x'in negatif olduğunu görüyoruz açık bir şekilde. X negatifse, y değer negatif olsaydı eksi eksi artı olurdu. X çarpı x'ten küçük olamazdı. Demek ki y pozitif. O halde x negatif, y pozitif. Şimdi şuraya bakalım. Y eksi z küçüktür. Y artı z. Buradan y'leri götürürsek artı z'nin eksi z'den büyük olduğunu görmüş oluruz. Bu eksi z'yi de sağa alalım. Solda 0 kaldı. 2z olur. 2z 0'dan büyükse buradan ben z'nin pozitif olduğunu anlamış olurum. Demek ki z de pozitif. Y de pozitif, z de pozitif. Peki hangisi büyük? Bunun için de şuraya bakıyoruz. 0 küçüktür. Y eksi z. Eksi z'yi sol tarafa artı olarak alırsam z küçüktür, y olduğunu görürüm. Demek ki en büyükleri y, en küçükleri x. O halde sonuçta x küçüktür, z küçüktür, y olur. %20 zam veya 400 lira artış teklif edilmiş. %20 zam daha karlı imiş. Maaşın en az kaç lira olacağı soruluyor tam sayı olarak. Demek ki maaş m olsun. Maaş m ile gösterelim. M'ye %20'lik bir katkı, yani bunun %20'si büyükmüş 400 liradan.
Buradan M ile ilgili bilgi sahibi olabilirim. Bunları sadeleştirirsem 5 kalır. Karşıya çarpı olarak geçerse maaşın, bunlar lira cinsinden zaten, 2000 liradan fazla olduğunu görüyoruz. Demek ki fazla iken avantajlı. En az kaç lira olmalı? 2000 liradan büyük olacağı için en az 2001 lira olmalı.